İmam Gazali Rahimullah biliyorsunuz El kız da şöyle bir şey söylüyor. Yani bu dinin tek bir tane delili yok. Biz sadece işte Aa, şu harf mucizesini gördük o yüzden Müslümanız gibi değil. Aslında bütün bunların birleşiminden oluşan o ortak kanaatten dolayı biz İslam'a inanıyoruz. Batıl sistemler hocam, batıl kişiler kendi üyelerinin, muhataplarının falan cahil kalmasını ister ki hataları ortaya çıkmasın diye. Kur'an-ı Kerim dışında hangi yazarın kitabı böyle ezberlenmiş? Hangi yazarın kitabı harfi harfine okunmuş? Ve hocam Kur'an iyi insan olun deyip bırakmıyor demiştik. Hocam bunun yollarını gösteriyor. Hedefe ulaştıracak ara basamakları da gösteriyor. Hocam Kur'an'ı rastgele açıyorsunuz. Ha ilk satırın ilk harfi ile son satırın ilk harfi uyumlu. İkincinin ilk harfi ile alttan ikincinin ilk harfi aynı. 3 3 böyle rastgele açıyorsunuz suç olsun da ben çok iyi ceza veriyorum değil. Hani koruyucu hekimlik diye. Cidden hocam hastalık olmadan, suç olmadan onun yolunu kuruyor. Hayata getirdiklerini söyledikleri açıklamalarla ya sözlü ya fiilde çelişkiye düşüyorlar hocam. Hocam şimdi bu önümde yazdığım metinde 30 tane başlık var. Bu 30 başlık grup grup 30 başlık size söylemiştim zaten. Bunları art arda dizdiğiniz zaman yani hepsi aynı anda bu dinde bulunduğu için delil oluyor yani. Yani bir şeyle inanmış değiliz. Zaten hocam İmam Gazali Rahimullah biliyorsunuz El kızda şöyle bir şey söylüyor. Yani bu dinin tek bir tane delili yok. Biz sadece işte Aa, şu harf mucizesini gördük o yüzden Müslümanız. İşte veya o zaman da birisi peygamberin bu mucizesini gördü o yüzden Müslümanız gibi değil. Aslında bütün bunların birleşiminden oluşan ortak bir kanaat diyor hocam. O ortak kanaatten dolayı biz İslam'a inanıyoruz. Ve diyor e, sayamayacağın kadar çok fazla delil vardır. Bu delillerin hepsi birlikte sende bir ortak kanaat oluşturur. Yani İslam hak dindir diye bir düşünce oluşturur. Ve bundan dolayı buna da kesin iman böyle denir diyor. Yani kesin yakini bilgi budur diyor. İlk başta girişte. O yüzden biz de şimdi şey demiyoruz yanlış anlamasınlar. İslam'ın bütün delillerini tek videoda anlattık falan filan. Böyle bir şey yok. Bir başlıklandırma yapmaya çalıştık hocam. Bu başlık gruplandırma yapmaya çalıştık. Delilleri dizebildiğimiz kadar dizmeye çalıştık. Herkes buna ekleme çıkarma, Üzerine katkı falan da yapabilir yani. Hocam birinci delil, birinci madde daha doğrusu, İslam'ın delil isteyen ve delil getiren bir din olması. Bunu ben en başa yazdım çünkü diğerlerinin temeli gibi oturuyor. Bu hocam İslam'ın hak din olduğunu aslında bir delil sayılıyor. Ne açıdan sayılıyor hocam? Mesela uzak doğuda falan böyle bazı hocam inançlarda, yani ben de sizin inancınıza girmek istiyorum. Delil nedir falan dediğiniz zaman dinini anlat, inancını anlat dediğiniz zaman adam şey diyor hocam delil yok. Yani sana verilirse bilirsin hakikat diyor. Ama İslam öyle söylemiyor. Sürekli hocam ha tu burhanekum delilinizi getirin. İşte onların Allah katından bir delili mi var veya onların herhangi bir delili mi var ki ona tabi oluyorlar gibi. Bu tarzda şeylerle Kur'an-ı Kerim hocam delil istiyor ve karşı taraftan delil istediği bir kendisine de delil getiriyor. Bu İslam'ın diğerlerinden ayrılarak bir hak din olduğuna bir işaretlerden bir tanesi hocam. Hocam şimdi e, ikinci grup deliller şöyle. Peygamber aleyhissalatü vesselam ile Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam ile alakalı deliller. Şimdi onun hayatına baktığınız zaman birçok farklı şey göreceksiniz. Bir tanesi şu. Hocam hem insanlar arasında yaşamış olduğu hayat hem de dini yaşama şekli çok acayip. Mesela hocam 40 yaşına kadar peygamberlik iddiası yok. 40 yaşına kadar insanlar arasında böyle en güvenilir olacak falan isimlerini alacak tarzda bir hayat yaşıyor. Ve 40 yaşına kadar baktığınız zaman 40 yaşına kadar normal bir hayat sürüyor. insanların el emin diyeceği yani güvenilir diyeceği bir hayat sürüyor. Ve pek onu böyle ileride peygamber olduğu zaman haz etmeyecek insanlar bile ona böyle emanetler bırakıyor. Malzemelerini vesaire emanetler bırakacak şekilde ona gerçekten güveniyorlar. Ve hocam 40 yaşında İslam davasıyla meydana çıkıyor. Yani ben peygamberlik davasıyla ortaya çıktım diyor insanlara. Baktığınız zaman hocam en başta daha bu İslam davasından vazgeçmesi için dünyevi olarak verilebilecek birçok şey teklif ediliyor. Mal teklif ediliyor, işte makam teklif ediliyor, evlilikler teklif ediliyor vesaire ve hocam daha davanın en başında zorlanmadan, böyle gayret etmeden, savaşlara girmeden, karşısına düşman almadan 40 yaşına kadar yaşadığı rahat hayatı sadece devam ettirerek alabileceği bir dünyevi metalar var. Ve hocam davanın başında bunu reddediyor ve maddi bir çıkar beklemiyor bundan. Büyük güçleri karşısına aldığı çok belli. Hem ayet metinlerinden yani zenginlerle vesaire falan filan aldı çok. Yine hocam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında yani onu öldürmek için yola çıkan birçok insan daha sonra da sahabe oluyor. Ondan etkileniyor. Tesine işte Hazreti Ömer radıyallahu anh misali verilir burada en çok. Ya e o şeyin başlarında hatta siyer okuyan birisinin hemen etkilendiği yerlerden birisidir. Ve sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh Peygamber Aleyhisselatü Vesselam öldürmek için çıktığı yolda Müslüman oluyor ve Hazreti Hamza ile beraber en güçlü o dönemde bilinen en güçlü insanlardan ikisi oldukları için işte diyorlar biz artık açıktan tebliğ yapalım vesaire ve bu şekilde devam ediyor mesela. Yine hocam kendisi kendisi koyduğu ibadetlerden kendisi muaf tutmuyor. Yani işte Allah size şunu emretti yapın. İşte cihata emretti yapın, namazı emretti yapın falan demiyor. Mesela visal orucu diye bir şey vardır. Bize tutması yasak imkanı olanlar için. İşte bir sahur yapıyorsunuz hocam. Üç gün sonra iftar yapıyorsunuz. Bunu kendisi tutunca sahabeler hocam biz de tutalım mı falan diyor. Peygamber Aleyhisselatü diyor ki bu yasak. Ya suyla bile olsa Mutlaka iftarınızı yapın, sahurunuzu yapın. Bu üç gün arka arkaya oruç tutmak, aralarda hiç iftar sahur yapmadan sadece sonda iftar yapmak sadece bana özeldir diyor. Ve yine cihat ettiği zaman hocam, cihat olduğu zaman en önde kendisi savaşıyor. bunda. Yine hocam az yiyor, az uyuyor. Kendine hocam böyle işte verilen o peygamberliğin güçlü zamanlarında da buna benzer ama teslimiyetle hocam. Yani davayı bırak diye değil de böyle büyük hediyeler, büyük şeyler oluyor yine. Onlarda da hocam bakıyorsunuz alıp alıp dağıtıyor yani hiç yok böyle. Siyer'in bütün yerlerine baktığınız zaman hocam böyle bir profil oluşturuyorsunuz ve yani hak peygamber olsa böyle olurdu diyorsunuz. Ve yine İslam'ın hak din olduğuna bir delil daha olmuş oluyor yani peygamber aleyhisselatü vesselam genel olarak yaşayışı. Bir tane ona veriyoruz. Buradan bilirsiniz diyoruz yani. Bayağı bir çıkar burada. Aslında biz bunları başlık olarak söyleyip ben de bu çalışmanın adını şey özet bir yer yerine yazmıştım. Ya asli delilleri yönlendirici Böyle de bir yönü var İslam'ın. Hocam farklı bir delil çeşidi şu, farklı bir madde bu. Başkasından ders almayan, şimdi 40 yaşına kadar insanlar arasında durmuş belli. Başkasından ders almayan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan bu kadar hocam çeşitli ilimlerin ortaya çıkması. şimdi Bu çok e, acayip bir delil hocam. Mesela işte fıkıh, usulü fıkıh, usuladis, tefsir usulü tefsir, belaga, talim, tecvid falan filan bir sürü ilim var. Bunların her birine alakalı hocam şöyle bir şey yazmışım, müsaadenizle okuyayım. Demişim ki hocam buralardan mesela sadece bir ilmi seçelim fıkıh fıkıh ilmini seçer. Bir sürü ilim var da anla karşı tarafa anlatmak için, hele ilk defa duyanlara falan anlatmak için. Hocam fıkıh bahislerinden de diyorum. Birçok fıkıh çalışması var. İşte 32 ciltlik Mepsut var demiştik geçen de mesela İmam Hazretleri'nin yazmış olduğu. Yine mesela İbn Abidin'in şey var, Reddü'l Muhtar var ve böyle hacimli şeyler var. Hocam iki ciltlik El İhtiyar li Muhtar İmam Mansurî'nin böyle bir kitabı var bilirsiniz. Hanefi fıkhında temel metinlerden birisidir. Hocam onu seçiyorum. Şimdi fıkıh ilimlerinden ihtiyarı seçiyorum. İçerisinde hocam temizlik, namaz, zekat, oruç, hac, alışveriş, bahsi, şufa, icare, ipotekler, kadılığın hükümleri, hacir bahsi, davalaşma, şahit, vekalet, mudarabe, lukata bahsi, işte çift cinsiyetli doğma, doğanlarla alakalı bahis, vakıf, hibe, nikah hükümleri, boşanma, işte yemin, süt annelik, suçlar, cezalar, fetih bahsi, avcılık hükümleri, kurban falan ya bir sürü konu var. Buradan hocam bir tanesini seçtim yine nikah ve boşanma hükmünü seçtim falan. Onun için açtım hocam. Bir sürü konu var. <laughs> Nikahın oluşması için gerekli şartlar, nikah şahitlerinde bulunması gereken özellikler, işte evlenmesi yasak olan kişiler, nikahta denkli aranan yerler, e, kadının hak ettiği mehir, mehir olarak verilemeyecek şeyler, fasit nikah, karı koca hakları, erkeğin kadına e, şiddet uyguladığı durumda devletin uyguladığı cezalar vesaire falan. İşte şarta bağlı boşama, ölüm hastalığına düşmüş birisinin sırf karın mirastan pay almasın diye ölüm hastalığında hanımını boşaması ve bununla alakalı bunlar hepsi hadislere dayandırılıyor hocam. Çok acayip yani. Daha böyle okuyacak da yer var. Şu şaşırtıcı. Biz mesela bu ilimleri okurken, şimdi biz mesela medresede işte fıkıh okuyoruz falan ya. Şimdi hocam bunu okurken senelerinizi veriyorsunuz. 10 sene, 15 sene. Ve hocam hocalarınıza kendinizi nispet ediyorsunuz. İşte ben işte Rahit Hatip'ten okudum. Ben işte şu hocadan okudum falan. 10 sene okudum da hocalarımızla biz övünüyoruz mesela yani. Hocam Hazreti Muhammed Aleyhisselatü hocası kim yani? Yok ki öyle bir şey. Ya bu, bu kadar daha fazla sayabiliriz. Her ilmi çektiğimiz zaman iki cilt bir şeyden bahsediyor. 32 cildi elimize aldığımız zaman bir sonraki delil çeşidi, bir sonraki delil başlığı. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ümmetinin alimleri diye buradan da bir delil gidiyor hocam. Yani sadece hocam mesela alimleri incelesek. Hasan Basri Rahim Oğlan'ı incelesek. Sahabelerin kendisini geçiyorum. Onlar zaten başta olmak üzere. İbrahim Nakay'ı incelesek. İmam Azan Ebu Hanife, İmam Şafi, İmam Gazali, Fahrettin Razi, İmam Cüveyni ne bileyim yani en meşhurları söylüyorum bilerek. Bu alimleri incelesek hocam. Sadece ortaya koydukları eserleri incelesek ve kendilerine onlar peygamberi e nispet ediyorlar. Yani biz ona bağlıyız diyorlar. Hocam bu zihin, bu onların o samimiyeti. Mesela Ahmet bin Ambel, Rahimullah. Biliyorsunuz hocam hapiste ölecek dereceye geldi. İmam Azam Ebu zaten hapiste vefat etti. Sırf e, yani bazı o dini hassasiyetlerinden dolayı. Ona dediler kadı ol, o dedi ben olmayacağım şu an olmayacağım dedi. E, farklı fetvalar verdirilmesinden korktu mesela. Hapiste vefat etti hocam. Ve buna bunun şeyden de geri adım da atmıyor yani. Kendini nispet ediyor peygambere. Ve yine Ahmet bin Ambel hocam, Rahimullah yine dini hassasiyetlerle kendini Peygamber selamlı nispet eden bir alim. Biliyorsunuz hocam onun meşhur her şeyi vardır, müsnedi vardır. Yani ve hocam 50 küsur ciltlik müsned kitabının sahibi ve hapiste vefat edecek dereceye geliyor. Ne işkenceler çekiyor Mehni döneminde yani işte Mutezililerle olan meseleler falan. İmam Seraksi'den bahsetmiştik hocam. Kuyu hapsinde kalıyor. 10 sene civarında kuyu hapsinde kalıyor. 10 seneden fazla. İlmen kendilerini peygamberle nispet ediyorlar. Ahlaken de ona nispet ediyorlar. Yaptıklarını din adına yapıyorlar. Büyük çok yani sadece bir alimi çekerek inceleseniz insan neler bulacak yani. Bir de hocam şu var. Bu dini eleştiren insanlarda gerçekten şimdi o e, üzerinden hızlı geçtik. Ben de fark ettim onu. Şimdi İmam Seraksi mesela kuyu hapsine düştüğü zaman işte 32 cildi yazdırmış adam ezberde. Kalem yok, kağıt yok, hiçbir şey yok. Yanına vermiyorlar bunu çünkü diyorlar e ip ip ondan sonra yiyecek kalem hiçbir şey getirmeyeceksiniz diyor talebeye. Talebelere. Onlar tamam diyorlar. O da diyor hocam talebelerine herhalde burada ölürüm diyor. Size bunu yazdırayım da gelin gittikçe yazalım falan. Hocam yazmış yazmış adam. Şöyle bir şey söylüyor hocam. E, bu kendi sözüdür. E, bırakın Kur'an-ı Kerim'i bırakın hadisleri diyor hocam. Boş kağıda bile abdestsiz dokunmadım diyor. Yaman Serahs'ın kendi sözü. Boş kağıda bile abdestsiz dokunmadım. Bu bana verilen e, bu nimeti yani ezberden bu kadar kitap yazdırıyor falan ya hocam. Bana verilen bu nimeti bu edebimden bilirim diyor. Bana Allah bundan dolayı vermiştir diyor. Ve hocam ona itiraz edenler bakıyorsunuz karşı tarafta İmam Seraksi gibi insanlara. Hocam 30 ciltlik bırak ezberden kitap yazmayı. İmam Seraksi'ye bir yerde şöyle bir itiraz edilmemiş hocam. Ya Allah razı olsun çok güzel insansın yazmışsın ama işte burada imamın adını yanlış zikretmişsin. Burada işte kitabın adını yanlış zikretmişsin. O bütün haliyle ortada duruyor bu çalışma yani. Ve hani sadece böyle. Diğer alimlerden gitsek neler çıkacak yani. Böyle samimiyetin Kendini nispet ettiği yer yine peygamber aleyhissalatü vesselam ve İslam dini. Buradan da giderek bir İslam'ın hak din olduğuna, İslam'ın bu alimlerinin yani gerçekten yaşayışından, İslam'ın hak din olduğuna bir yol çıkabilir ve daha da delilleri arttırabiliriz bu başlık altında. Evet. Hocam bir sonraki delil başlığı, delil çeşidi, Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselamın kendi konuşma üslubuyla Kur'an-ı Kerim üslubunun ayrı olması. Şimdi bu çok acayip hocam. İnsan ister istemez konuşma şekli veya düşünce şekli metinlere yansıyor. Mesela aynı kişiden çıktığını anlayabileceğiniz derecede veya hiçbir yazarını söylemeyeyim size bir kitap okutturayım. İnsan hissediyor tanıdığı birisi ise eğer Aa, bu bunun konuşma tarzına benziyor diye falan. Hatta bunu çözerseniz hocam bir süre sonra kitabı onun sesi. Bununla alakalı bir sürü delil verilir. Aynı manaya gelen ayet ve hadisleri kıyasladığınız zaman farklı şeyler bulabiliyorsunuz. Mesela hocam Ali İmran Suresi 104. ayet. İşte vel takım minkum ümmetü yed'un eylel diye başlayan. Sizin içerinizden hayra davet eden, maruf, emri maruf yapan ve kötülüklerden nehyeden bir grup bulunsun. Ayetiyle hocam Taberani'deki işte ve te'murunla maruf ve leten alel ya iyiliği edersiniz kötülükten nehyedersiniz ya da işte Allah size kötüleri musallat eder ibaresini kıyaslıyorlar. Veya hocam yine bir alttaki misal Hucurat suresinin 10. ayetiyle işte innemel müminler kardeştir kardeşlerinizin arasını barıştırın ayetiyle hocam. Buhari'de geçen Müslüman Müslümanın kardeşidir ona zulmetmez ibaresine. Arapça ibare şimdi çok kasmamak için şey yapmıyorum. Arapça ibarelerini karşılaştırıyorlar hocam. Bildiğiniz bambaşka üslup. Bununla alakalı şimdi 20-30 tane misal var hocam. Her birinde aynı manalarda olan ayetleri ve hadisleri alıyorlar. Ki aynı manada olmasaydı bile bu kıyaslama yapılabilir. E, Arapça bilenlerin böyle bir şeyi vardır, vardır hocam. Hafız olmayın. Size bir ibare okuyayım. Kur'an'ı da hepsini hatmetmiş, hatmetmiş olmayın hocam. Size bir ibare okuyayım. Kur'an üslubu mu, hadis üslubu mu çözüyorsunuz? Cidden Kur'an-ı Kerim'in ile hocam hadis üslubunun ayrı olması, aynı yani Kur'an'ın Allah'tan geldiğine, peygamberin kendi kendine bunu ortaya atmadığına bir delil daha olmuş oluyor yani. Yine bu misaller çoğaltabilir, farklı şekilde çalışılabilir. Bir farklı delil hocam, farklı bir başlık yine peygamberimizle alakalı. Hocam, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi döneminden günümüze kadar insanlarda yaptığı etki. Bununla dediğiniz gibi, bu da sadece ele alınsa çok uzun gider. Hocam sahabeleri verilebilir. Hocam cahil hayatı yaşayan insanlar var. Onları alıyor, sahabe yapıyor. Bu sahabeler yerinde durmuyor hocam. Sa Veda atmasında mesela 120 bin civarı sahabe var. Hocam 100 bin civarı bütün dünyaya dağılıyor. Yani Eybel Ensari'nin hocam şeyde ne işi var yani İstanbul'da o yaşında. Yani bu dini anlatmaya gelmiş, bu dini buraya e, yaymaya gelmiş. Birçok yerde yine Kıbrıs'ta e, var, sahabeler var. Başka dünya yani başka yerlere bu dini yaşam yaşatmak ve yaşamak, aktarmak için... E gidiyorlar canları pahasına gidiyorlar. Hem peygamberimiz zamanında hem ondan vefatından sonra. Sallallahu aleyhi ve sellem. 10 bin civarı falan hocam en fazla e, Mekke Medine'de sahabe kadri bulabiliyorlar yani. Onun dışında hep nerede hocam? Bütün dünyayı da almış. Motive işte motivesi ne hocam? Yani ona o şeyi yaptıracak motive ne? Gerçek bir hak, inanç ve tesir olmasa olmayacak bir şey yani. Bir de hocam sahabe döneminden örnek verilebilir, günümüzden örnek verilebilir. Şu an işte 2 milyara yakın Müslüman varsa eğer baktığınız zaman hocam Dünyada Hristiyanlıktan sonra en kalabalık ikinci inanç topluluğu İslam. E, bu tesire hocam 1400 senedir ve daha öncesinde de sadece hocam kim gelebilmiş? İslam'a yine aslı Allah'tandır dikkat edin dediği Hristiyanlık falan gelebilmiş. E, onun da aslı Allah'tan olmasının bir şeyi var. Yoksa hocam onun dışında e, aslı Allah'tan olmayan herhangi bir ideoloji İslam dışında gelip de bu kadar bir tesire ulaşmış mı? Sabah namazında hocam şeyin soğuğunda, kışın soğuğunda abdest aldırabilir mi millete yani? Hocam hatta bir Hristiyan Katolik arkadaşla konuşuyordum ben. Dedim hocam sizde böyle günlük şey ibadetler var mı? Hani biz namaz kılıyoruz falan filan. De yok diyor hocam bizde öyle bir şey yok. Dedim siz boşuna en kalabalık değilsiniz hocam. Sizde bu rahatlık olmasa en, kal <laughs> en kalabalık biz olurduk yani. Bizdeki bu zorluğa rağmen yani fiziksel. Biz ikinciysek kesinlikle biz birinci olurduk falan dedim. Güldü hocam doğru söylüyorsunuz. Yani hocam cidden bu tesir. İslamın hak din olduğunun bir göstergesi daha, yani bir delili daha oluyor yani. Daha bunun üzerine konuşulabilir bizim aklımıza ne şimdilik misalli olarak gelenler bunlar. Hocam peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la alakalı başka bir delil başlığı, başka bir delil çeşidi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam uyaran ve onu düzelten ayetler. Bu da cidden çok acayip hocam. Baktığınız zaman hocam bir insan kendisi böyle siyasi bir dava işte dünyevi bir amaçla ortaya çıksa, kendi hatalarının görülmesini istemez, gizlemek ister varsa silinmek ister. Söyle e, hatasını bilenleri hatta ortadan kaldırmak ister hocam. Böyle bir ihtimal var veya e, susturmak. Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman en böyle şiddetli bir şekilde bazen bile mesela uyarılar görürüz birçok ayette. Hocam bunlara mesela Abese suresi ile 10. ayetler. Biliyorsunuz işte peygamber satışam zor zoruna e, o müşrikleri yani zengin müşrikleri ikna ediyor. Onları bir yerde topluyor zor zoruna. Onun sesini duyan hocam gözü görmeyen sahabe Abdullah İbnü mümektum radıyallahu anh. O da hocam bir e, ilim meclisi diye bir anda hocam ortama giriyor ve işte ya Resulallah Allah'ın sana öğrettiklerinden bana da öğretir misin diye işte Allah'ın nimim Allah diye bana öğretir misin diyor hocam. O anda ortam bozulunca Peygamber Aleyhisselatü vesselam istemsiz olarak yüzü biraz değişiyor ve yüzünü biraz çeviriyor hocam yüzü görülmesin diye. Hocam Abese suresi iniyor. Abese tevella işte yüzüne ekşitti yüz çevirdi. Ence ahul ama ona bir ama geldi diye. Ve ma yudurike le sana ne bildirdi belki iman edecek. Ev yezzekkeru fetenfa'uhu zikra öğüt alacak da öğüt ona fayda verecek. işte emmen istagna. Böyle istigna hocam. Benim Allah'a ihtiyacım yok, peygambere ihtiyacım yok diyenler var ya hocam. Fen Sen onlarla uğraşıyorsun. Ve emme hemen Öbürü sana işte koşarak gelen. Ve huve Allah'tan korkarak gelen. Fen Onun sen tarafına bakmıyorsun. Yapma böyle falan diye böyle çok acayip. Tahrim suresi evet bu da samimiyet hocam. Tahrim suresinde mesela. Niye böyle Allah'ın sana şey yaptığını, niye kendini <laughs> haram kılıyorsun? Tabii. İşte Ahzab Suresi'nde var. Afallahu Allahu kelime kelime tele telefon. Niye izin verdim falan. Ve çok tabii, e, tabii. uyaran ayetler var gerçekten yani. Kur'an-ı evet. Kerim'deki farklı bir üslupla kendisini uyaran ve teselli veren başka bir e, iradeye işaret edecek şekilde bir e, uyarılar tabii. falan var yani. Hocam peygamber Aleyhisselatü vesselam'la alakalı bir başka e, delil. Onun son peygamber olarak müjdelenmesi. Şimdi hocam normalde diğer metinlerde böyle hep işte bir gelecek, senden sonra biri gelecek gibi işte Yuhanna'dan falan hatta böyle alıntılar yapılır. Belki ekrana yansıtır bizim arkadaşlar. Yani işte farklı evet. meselesi falan anlatılır falan ama hocam cidden o metinlerdeki gibi oluyor. Birisi geliyor, etki yapıyor falan böyle. İslam da diyor ki hocam son peygamber sensin senden sonra bir daha Allah peygamber göndermeyecek diyor. Gerçekten de İslam'dan sonra bir daha öyle bir etki yapan birisi çıkmıyor. Yani bu anlatım e, birbirini tamamlıyor yani. Ha, şey, Kur'an-ı Kerim'i söylediği Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la alakalı, e, peygamberle alakalı daha başka bir delil. Bu da hocam şu, farklı dönemlerde birbirinden farklı coğrafyalarda yaşamış, farklı zamanlarda yaşamış, yalan üzere kurgu yapması mümkün olmayacak derecede bir ayrılık olan ve peygamberlik iddiası ortaya çıkan kişilerin hocam aynı iman hakikatlerine çağrı yapması ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da bu şekilde aynı iman hakikatlerine çağırması. Hatta bununla alakalı şu misal veriliyor hocam işte siz bir yerde oturuyorsunuz bir tane deli geliyor. E, evin yanıyor falan diyor böyle. İkinci bir deli geliyor hocam. Evin yanıyor deyince yani bu iki tane deli bile olsa yalan üzere kurgu yapması da mümkün, yanlış söylemesi de mümkün. İnsan bir acaba diyor. Şimdi peygamberlerde hocam, peygamberle giderse ortaya çıkan insanlar farklı coğrafyalarda, farklı zamanlarda yalan üzere kurgu yapması mümkün olmayacak derecede bir ayrılık var. İşte Allah var diyor, ahirete gideceksiniz diyor, ahirete yaptıklarımız hesabını vereceğiz diyor vesaire vesaire. Ve peygamber aleyhisselatü vesselam da bu tarzda bir dava davayla ortaya çıkıyor. Baktığınız zaman bu insanların ee, yani yalan söylememe ihtimali bu az önce saydığımız delillerle de beraber düşününce tabi yalan söyleme ihtimaline göre çok ağır basıcı bir şey, şeye dereceye ulaşıyor yani. Buradan da bir insan bir acaba bile demiyorsa ya dur bir bakayım şu delillere demiyorsa ne var bu işin içinde bak ölüyoruz gidiyoruz falan demiyorsa çok büyük hataya düşmüş oluyor gerçekten yani. Hocam şimdi geldik Kur'an-ı Kerim'le alakalı delillere. Burada akliyat da var, hatabiyat da var yani duyguya hitap eden de var, akliye hitap eden falan da var. Kur'an-ı Kerim'le alakalı hocam en başlangıçtaki deliller şu, şu diye geçer genelde. Kur'an'ın tahaddileri yani meydan okumaları. Kur'an indiği dönemden beri bazı şeyler meydan okuma yapmış. İşte kıyamete kadar şunu yapamayacaksınız bunu yapamayacaksınız falan gibisinden. Mesela demiş ki hocam Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar değişmeden korunacak. Bu bir tahaddidir, meydan okumadır. Yine demiş hocam bütün insanlar bir araya gelse de Kur'an-ı Kerim gibi bir kitap yazamayacaklar. Yine demiş hocam ölümsüzlüğü bulamayacaksınız. Kıyamete kadar gelenleriniz ölecek. Hatta bunlar alakalı çok değişik misaller veriliyor. Bu peygamberimizin en üstün olduğunun delillerinde ben bunu anlatmıştım. Ya şey diyor hocam, "Efe immit defhumul halidun." Ya sen bile öleceksin de onlar hiç sonsuza kadar kalacak olur mu? İşte en üstün olan sen bile öleceksin. Onlar sonsuza kadar kalacak olur mu falan. Ölümsüzlüğü bulam işte her nefis ölümü tadacaktır diye mezarlıklarda hep okuduğumuz e, ayet. Ölümsüzlüğü bulamayacaksınız diyor hocam. Bir canlı meydana getiremeyeceksiniz diyor. Hatta bir sivrisinek bile yaratamayacaksınız falan diyor. Böyle farklı meydan okumalar var hocam. Ve bu meydan okumalar ilk günkü gibi tazeliğini koruyor. İnsanlar hocam şimdi böyle bir kedi heykeli yaptığını düşünün ve şey diyorlar. Al bak kedinin benzerini yaptık demeleri ne kadar saçmaysa. Bir iki Arapça bir şiir falan yazıp da müseylemenin yazdığı gibi. Al bak Kur'an'ın benzerini yazdım demesi o kadar saçma. Şimdi birazdan sayacağımız icazlarıyla beraber ve o vezniyle beraber. Bir Kur'an-ı Kerim'in benzeri ve o tesiriyle beraber bir Kur'an-ı Kerim'in benzerini yazılamayacağını hem Arapça bilenler biliyor. Hem de hocam şu ibarelerle göreceğiz. Kur'an-ı Kerim'in bir diğer e, icazı hocam, mucizesi. Bu da şaşırtıcı gerçekten. Kur'an-ı Kerim'de hocam kelimeler arası veya kelimelerle dış dünyadaki olgular arası matematiksel, sayısal ya da uyum. Bunu hocam ciddi ciddi biz hani oturduk hocalarımızla böyle o e, hem programlarla hem kitaplarla kıyaslama yaptık. Biz saydık tek tek bu ayetleri. Acayip şeyler çıktı. Mesela hocam, e, feministler duymasın, e, kadın erkek kelimesi. Mesela, İmraat'ın kadın kelimesi hocam. 24 kere geçiyor. Ayetlerini aşağıya belki açıklamaya veya ekran arkadaşlar verebilir. 24 kere geçiyor hocam. Erkek kelimesi racül o da 24 kere geçiyor hocam. Bütün Kur'an-ı Kerim'de bağımsız birbirinden bağımsız 23 senede olaylara uygun bir şekilde gelen ayetlerde kadın kelimesi ile erkek kelimesi birbirine 24-24 eşit sayıda geçiyor hocam. Bu ayetleri şimdi yansıtırlar ekran Erkek kelimesi hocam. Zümer suresinde 3 kere geçiyor. Bir orada tekrar var. Mümin suresinde iki kere geçiyor orada. Tekrar onun dışında hep farklı ayetlerde. Ve bu kadın erkek kelimesi de hocam hep yan yana zikredilmemiş. Hani biz şu an konuşurken mesela kadın erkek diyoruz. Aynı anda bir bir zikrediliyor. Bir beş dakika sonra bir daha kadın erkek desek yine iki iki olacak falan. Öyle değil. Bir yerde sadece erkekten bahsetmiş. Başka bir yerde sadece kadından bahsetmiş. Mesela hocam şeyi saydık. Senedeki aylar anlamında şehir kelimesi geçer. Şehir, eşşehir yani. İşte şehri Ramazan diyoruz ya. Ramazan ayı. Ay manasında. Hocam Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah katında ayların sayısı da 12'dir hadis şerifte yine diyor hocam, Allah ilk gününü yarattığı sistemde şu anda zaman dönüyor ve Allah ayların sayısı 12'dir. 12'dir diyor. Hocam şehir de ay demek ya. Kur'an-ı Kerim'de ciddi ciddi şehir kelimesi hocam 12 tane geçiyor. Ay kelimesi. Aynı senedeki ayların sayısı gibi. Hocam mesela yine yedi gök meselesi. Seba semavat diye veya es semavatü seba diye yedi gök ifadesi. Yedi gök kelimesi hocam Kur'an-ı Kerim'de ciddi, ciddi ciddi yedi tane geçiyor. Başka yerde geçmiyor. Yedi tane. Yine hocam Dünya ve ahiret kelimelerini saydık. Bu biraz uzun sürdü. Evet, dünya ve ahiret yani ahiret kelimelerini. Hocam ikisi de 115 tane geçiyor. Dünya 115 tane bütün Kur'an'da. Ahiret 115 tane bütün Kur'an'da. Ve bu kelimeleri çok çok da arttırabiliriz. Ben sadece kendi saydıklarımı söylüyorum. Daha var bir sürü. Bu şekilde hocam o dağınık başka şeylerden bahsedilen ayetlerde ve dediğiniz gibi 23 senede ne bir gün Bakara Suresi'nin ayeti geliyor bir gün ta Tevbe Suresi'nin ayeti Tabii. geliyor bir gün başka bir ayet geliyor Tabii. ve sırası farklı. Hani Bakara'nın 15. ayet geldi bir sonraki 16 değil. Karışık bir şekilde geliyor. Bunlara baktığınız zaman hocam ekrana yine yansıtırlar. 115 tane dünya, 115 tane ahiret kelimesinin geçmesi. Şaşırtıcı bir şey yine hocam. Arap alimlerden ben duydum hocam. Baktım yine Kur'an-ı Kerim'de. Harbiden bu da şaşırtıcı bir şey. Mesela hocam Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben ne teveffeyenneke. Seni mutlaka canını alacağız. Senin mutlaka canını alacağız. Yani seni vefat ettireceğiz kelimesi. Bunun geçtiği ayetler hocam 10. sure Yunus suresi, 13. sure rahat suresi ve 40. sure mümin suresinin ayetleri. Hocam 10. sure, 13. sure, 40. sure. Baktığınız zaman hepsini topluyorsunuz. 63 tam peygamberliğe satılırsam hicri vefat yaşı yapıyor. Seni vefat ettireceğiz kelimelerinin geçtiği sureler. Ve hocam şu da şaşırtıcı. 10, 13, 40 olması da şaşırtıcı. Çünkü hocam 10 sene Medine dönemi var. 13 sene Mekke dönemi var. 40 senede peygamberliğinden önceki dönem var. Peygamberliğinden sonra 10 13 peygamberliğe önce 40. Bu surelerin bu şekilde tevafuk etmesi çok çok acayip bir şey. Daha birçok işte şeytan melek kelimelerini kıyaslıyorlar, hatırlayabilirler. Hocam, bir sonraki Kur'an-ı Kerim'le alakalı delil başlığı. Ee, Kur'an-ı Kerim'de hocam bilimsel işaret gözleme dayalı mucizeler. Yani önceden söyleniyor sonra biz onu gözlüyoruz. Önceden söyleniyor gözlüyoruz. Yalnız bu tez ve teorilerle karıştırılmasın hocam. Bunlar zamanla değişebilir. Biz gözlemden bahsediyoruz. Değişmeyecek olan. Mesela hocam e ee, bulutların aslında çok ağır olmasından bahsediyor Araf Suresi'nde. Bulutların ağırlığından bahsediyor. Yine Taha Suresi'nde hocam bitkilerde erkeklik, dişilik vardır diye bahsediyor. Yasin Suresi'nde güneş, güneş de bir yörüngede akıp giderden bahsediyor. Ee, Hicr Suresi'nde hocam rüzgarlar bitkileri aşı bitkileri aşılayıcıdır ve onlar aşılayıcı olarak gönderdik diye. İşte dağların bir kazık gibi meselesi var Nebe Suresi'nde. Parmak uçları ile alakalı hocam, normalde işte hani misal siz zordan verirsiniz yani, şöyle bir misal olmaz. O kadar yaşlı ki işte yumurta bile yapabiliyor. Yani böyle bir misal olmaz. Zordan misal verilir. Kur'an'da hocam tam ters gibi düşünülen işte parmak uçlarını bile diyor yaratırız diye falan. Harbiden parmak ucunda böyle 10 yani on parmağın birbirinden farklı olması, bütün insanların farklı olması yeni keşfedilen bir şey yani. İşte denizlerin dibinin karanlık olmasından bahsediyor. Bir de hocam başka bir şey buna misal veriyor. Denizlerin dibi gibi karanlık diye. Bu iki iki katlı bir şey yani. Hani denizlerin dibi de karanlıktır diye bir bilgi vermiyor. Ondan o kadar emin ki. Yani denizlerin dibi gibi karanlık. Hocam işte gece en iyi dinleme vakti gece olduğuna işaret var Enam suresinde. Aniden do göğe doğru yükseliyormuş gibi göğsünü daraltırız. Hocam işte Kur'an bunu asıl kabul etmiş yine aynı şey. Yani Bunu misal veriyor yani. Aniden göğe yükseliyormuş gibi da göğsünü daraltırız diyor mesela. Bunun gibi birçok hocam gözleme dayalı mucize. Bu, bu şu da önemli dediğiniz gibi. Biz zaten Kur'an'da her söylenen o dönemde bilinmiyordu falan demiyoruz da. Bütün bunların aynı anda Kur'an'da bulunması, kimisinin böyle gelecekte tespit edilmesi, kimisinin o dönemde bilinen doğru bilgi olması, hepsinin aynı anda bulunması bir şey çeşidi yani. Kur'an-ı Kerim'inle alakalı başka bir delil. Ee, bu da şu Kur'an-ı Kerim'in gelecekle ilgili verdiği haberler ve de geçmişle alakalı verdiği haberler denebilir bu hususta. Hocam işte mesela e, Mekke'nin fethinden bahsederken kesinlikle hocam Mekke'ye ve i̇şte tedhulünnel haram ediyor. kesinlikle Mekke'ye çift tekitli böyle yani rahat bir şekilde ee, gireceksiniz diyor ve o rahat diye vurgulamasını da işte alemler şöyle demiş hocam. Bir insan kendisi bunu yazmış olsa Mekke fethedilemez belki diye çekinir. Mutlaka gireceksiniz demez. Hadi dedi diyelim hocam. Şunu demez yani. Rahat rahat gireceksiniz. Belki de çok kan dökülecekti. Çok zorlanacaktı mesela. Rahatça gireceksiniz demesi o da çok acayip. Korkusuzca güven aminine falan diyor işte. Güven içinde gireceksiniz diye. Hocam on bin kişilik ordu mesela Mekke girdiği zaman iş her şey bitiyor hocam. Yani doğru düzgün yoldaki ufak tefek savaşlar dışında bir kan dökme bile olmuyor yani. Ve güvenli bir şekilde giriyorlar. Baskın bir şekilde giriyorlar. Çok bu da acele bir şekilde. The Perslerin çok çok üstün olduğu bir dönemde yani şey diyor. Rumlar tekrardan galip gelecek diyor. Ve o dönem içerisinde hiç beklenmeyen, ya kesinlikle olmaz denen, hatta Hz. Bebekir (r.a.)'la müşriklerden iddiaya girilecek derecede bu hayatta olmaz diye bir meseleler yaşanıyor yani hocam. Bir de hocam işte Ebu Leheb meselesi çok kuvvetli yani. Kimisi daha kolay anlaşılabilir anlatılabiliyor. Aslında bütün deliller açık. Ebu Leheb diyor hocam Kur'an-ı Kerim. Hanımıyla beraber cehennemlik olacak. Cehenneme gidecek ve Müslüman olmayacak. Bunu haber veriyor. Peygamber Aleyhisselam da bunu haber veriyor. Ebu Leheb Peygamber Aleyhisselam Vesselam, biliyorsunuz bir tane amcası. İman eden iki tane amcası vardı. Ebu Leheb iman etmedi falan. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam çok önceden sevmesine rağmen peygamber olduktan sonra ona düşman kesiliyor. Ve peygamber ayet geliyor hocam diyor ki Ebu Leheb hanımıyla beraber kafir bir şekilde ölecek. İşte hocam bu ayet geldikten sonra onlar kaç sene yaşıyorlar? Yalandan hani ben iman ettim ben de Müslüman oldum diye böyle bir münafıklar gibi takılsa. Herkes diyecek ya bu kafir öleceğini söylüyordu. Biz bu adam Müslüman öldü biliyoruz. E yine Kur'an-ı Kerim yanlışlama ihtimali vardı. Hocam aynı Kur'an'ın dediği gibi bir kere bile yalandan bile olsa ben iman ettim diyemeden öldü gitti mesela yani. Hocam Bedir Savaşı ile alakalı yine e, düşman bozguna uğrayacak ifadeleri var Kamer suresinde. Yine hocam kendisine suikastlar çok planlanıyor, uygulanıyor. Ama şey diyor hocam. Vallahu ya asimuke Allah seni insanlardan koruyacak diyor. Ve yanında onu korumak için daha önce duran sahabeleri de gönderiyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Hocam aynı böyle görev için gönderdiniz sonra onu geri aldınız gibi. Geliyor hocam son ayet gelene kadar görev tamamlanana kadar hiçbir şekilde suikastla öldürülemiyor. Görev tamamlanınca son ayet geldi deyince hocam yani dininizi tamamladım denene kadar hocam öldürülemiyor başkaları tarafından. Dininizi tamamladım ayetinden kısa bir süre sonra hocam vefat ediyor. Görevi bitiyor yani. Tam bir gönderilmiş görevini yapmış, sonra geri çekilmiş. İnsan profili evet. Hocam Kur'an-ı Kerimle alakalı bir başka delil başlığı. Kur'an-ı Kerim'in cidden eşsiz olan koruma sistemi. Yani hafızlık sistemiyle bu şekilde harf harfine korunan dünya üzerine başka bir kitap var mı ve her gün aslıyla okunan? Hocam şimdi mesela bizde hafızlık medresesi var. Hafızlık bölümü var. Biz Arapça bölümündeyiz. Hafızlık bölümündeki talebeleri gidin görün hocam. 10 yaşında, 11 yaşında, 12 yaşında. Kimisi bitirmiş, kimisi bitirmeye yaklaşık. Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye devam ediyor. Hocam 12 yaşındaki çocuğu getirelim buraya. Elimize alalım Kur'an-ı Kerim'i. Bir yerlerin hareketlerini yanlış okuyalım. Harflerini yanlış okuyalım falan. Çat diye düzeltiyor. Hayır öyle değil de ezberden. Hiç bakmadan. Hocam Kur'an-ı Kerim yani dışında Hangi e, yazarın kitabı böyle ezberlenmiş? Hangi yazarın kitabı harf harfine okunmuş? Her beldede şu an gitseniz hafızlık medreseleri, hafızlık kursları bulabilirsiniz. Orijinal dilinden okunan da çok az. Biz hocam şey videosu yapmıştık. E, İncil, Tevrat ve Kur'an-ı Kerim okunuş kıyaslaması. Dedim ki bulduğun en güzel şeyleri koy. Yani bulunan en güzel videoları koy dedim. Tevrat ve İncil okuyuşlarına. Kur'an-ı Kerim'den de öyle yapalım. Hocam çok zor bulduk İngilizce ve Arapça da dahil etmemize rağmen aramalara. Orijinal dille İncil okuyuşu, orijinal dille Tevrat okuyuşu çok çok az ve güzel okuyuş neredeyse yok. En iyilerini koyduk ona rağmen bile herkes işte o Kur'an-ı Kerim şey falan dedi işte lafzında böyle bir farklılık var gerçekten. Başka hangi hocam medeniyetin aktardığı ilimler ve bilgiler bu şekilde korunuyor yani? Harbiden koruyacağız dediği gibi koruyor yani Allah. Kur'an-ı Kerim'in korunmuşluğundan bahsettikten sonra Kur'an-ı Kerim ile alakalı bir delil daha hocam. Tevafuklu musafların bulunması. Bu da çok acayip bir delil. Yani hocam Kur'an'ı böyle farklı şekillerde yazıyorsunuz çok bambaşka uyumlar çıkıyor ortaya. Bunu hocam şimdi elimizde bulunan yaygın Kur'an-ı Kerim'den anlamıyor insanlar ama önceki Kur'an nüskalarına baktığınız zaman şimdi bizim elimizdeki Kur'an nüskası yaygın işte Hafız Osman attı diye geçen ayetle başlayıp ayetle bitiyor. Yani ayet yarım kalıp da diğer sayfada ayetin yarısından devam etmiyorsunuz. Yani normal kitaplarda olduğu gibi değil. Cidden her sayfa ayet başıyla başlıyor, her sayfa ayet sonuyla bitiyor. Şimdi hocam ee, bu Hafız Osman hattı dediğimiz o 1800'lerde yazılmış bir hat. Cidden Hattat Osman Efendi tarafından fark edilen bir şey. Nasıl fark ediyor hocam? Önceden Kur'an-ı Kerim nuskaları şöyle. Mesela normal kitap gibi cümle yarımda bitiyor. Arka sayfaya geçiyorsunuz, yarıdan devam ediyorsunuz falan. Hocam bir anda aklına şöyle bir şey geliyor. Diyor ki en kısa sureyi hiç aşağı satıra inmeden yazayım diyor hocam. Yazıyor İhlas Suresi. Hiç aşağı satıra inmeden yazıyor. Sonra diyor ki bu en kısa surenin boyu bir satır boyu olsa en uzun ayeti o Bakara suresindeki müdayene borçlanma ayeti var hocam. Bakara suresindeki en uzun ayeti de bu satıra göre yazayım diyor. Mesela ayeti yazıyor yazıyor İhlas suresi boyuna gelince bir alt satıra iniyor. Yazıyor yazıyor bir alt satıra bir alt satıra. Hocam şu anki sistem oturuyor. Bakıyor ki Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde yazdığı zaman bütün Kur'an ayetle başlayıp ayetle bitiyor hocam. Ayet sonuyla bitiyor. Ve bunu fark edince hocam bunu hemen yazdırıyor. Osmanlı'da bu hemen yaygınlaşınca bütün dünyaya da dağılıyor hocam. E, ve şu anda en çok kabul gören Musaf şekli, Hafız Osman hattı denen bir şekil. Şimdi o ayetle başlayıp ayetle bittiği meselesi sonraları 1800'lerde keşfedilmesi. Bundan daha da acayibi. Şimdi Ebul Kasım el-Hunsari diye birisi var hocam. O da 1900'lerde yaşamış. Hocam rüya gördüğünü söylüyor. Rüyasında Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı gördüğünü söylüyor. Peygamber aleyhissalatü diyor ki Hafız Osman hattı bizdeki 15 satırlık. Yani her sayfada 15 satır var. Aynı şekilde. Hocam diyor ki bana dedi ki 11 satır olarak yaz. Yani 11 satırlı halde yaz. Ve şu şekilde yaz dedi diyor hocam. Başlıyor hocam. Kur'an-ı Kerim 11 satır 11 satır 11 satır diye yazıyor. Tekrardan. Hocam bir bakıyor ki her sayfadaki ilk satırın baş harfiyle son satırın baş harfi. Baştan ikincinin baş harfiyle alttan ikinci. Baştan üçüncünün ilk harfiyle alttan üçüncü. Üstten dördüncü, alttan dördüncü diye böyle. Bakıyor hocam sayfayı böyle kapattığınız zaman. Her, bunu ekrana verebilir arkadaşlar. Her satırın ayet başlarındaki harfler birbirine uyumlu. Hocam Kur'an'ı rastgele açıyorsunuz. Ha, ilk satırın ilk harfi ile son satırın ilk harfi uyumlu. İkincinin ilk harfi ile alttan ikincinin ilk harfi aynı. 3, 3 böyle rastgele açıyorsunuz. Ve hocam birçok sayfada da ayet konuları da uygun. Mesela ikinci satırda bir ayet geçiyorsa alttan ikincide de o, o konuyla alakalı bir şeyler geçiyor. Bunu hocam keşfetmiş, yazmış. Kur'an-ı Kerim'in böyle bir musaf, böyle bir yönü var. Yine değişmediğine de bu bir örnek aynı zamanda. Böyle bir şey bulunması. Bir de hocam Hafız Üsrevattı var. Ahmet Üsrevattı diye geçiyor. Yine 1900'lerde yazılmış bir hat. O da şöyle bir şey keşfediyor hocam. Hafız Osman hattına bağlı kalarak bir hat yazıyor. Hocam Kur'an-ı Kerim'de karşılıklı Allah lafızlarıyla 3-5 sayfadaki Allah lafızları birbirine uyumlu. Mesela iğneyi buradan batırıyorsunuz hocam. Böyle 7-8 tane Allah lafzından geri çıkıyor ve hepsi aynı starda, satırda. Ve hocam hani Kur'an-ı Kerim'in değişmediğine o sayısal uyumla beraber o manayla beraber hafızlıkla beraber bir de böyle musaflarda tevafukların Uyumların farklı işaretlerin bulunması bir de Kur'an-ı Kerim'in değişmediğini gösteriyor yani harbiden. Bu cidden tevafuklu musaflar meselesi tek başına çalışılabilse hani diğer her konu aslında konuştuğumuz her konu tek başına olsa anca hakkı verilecek belki verilemeyecek. Bakıldığı zaman harbiden yeni musaflar da çıkabilir. Ee, bu çok sonradan fark ediliyor şaşırtıcı bir durum gerçekten Kur'an'ın hak kitap olduğunun bir göstergesi daha olmuş oluyor yani. Hocam Kur'an'la alakalı bir başka delil. Kur'an-ı Kerim'in eski kavimler hakkında verdiği bilgiler. Bunu aslında üstte biraz değindik ama çakı ayrıntısına girmedik. Mesela hocam Meryem suresinde işte senden önce nice kavimleri, sizden önce nice kavimleri helak ettik. Hiç onlardan bir çıtırtı duyabiliyor musun falan diyor. Mesela hocam Firavun'la İsrailoğulları'nın meselesini anlatıyor. Firavun'la hanedanın suda boğulup gittiğinden bahsediyor. Sadece Firavun'u kurtaracağız bedenini diyor sergileyeceğiz. E, senden sonrakiler bir alamet, bir ibret ol diye senin bedenini kurtaracağız diyor. Ama hocam İsrailoğullarını kurtardık diyor. Şimdi hocam bakın dünyada Kıptiler, Firavun'un o hanedanı falan filan soyu nerede hocam? Yok. Ama İsrailoğullarını kurtardık dedi İsrailoğulları hala varlar mesela. Cesedini koruyacağız dediğinde Firavun cesediyle alakalı. Ya şimdi o şimdiki müzede dedir, İngiltere'deki müzede dedir değildir meseleleri var ama sonuçta hocam ve Kızıldeniz'de hocam kumların o, o altında böyle e, böyle secde eder halde tam da Kızıldeniz'de cesedi buluyorlar hocam ve adam şunu söylüyor. Normalde böyle bulduğumuz cesetler mesela buzların orada burada falan bulduğumuz korunmuş cesetler ortamı bozduğumuzda ceset çürümeye dönüyor diyor. Ama o firavun cesedi olduğu tahmin edilen o cesedi al, çıkardık diyor hocam hala aynı duruyor yani şey ortamı değiştirdik hala daha kötü hale gitmedi diyor yani. Lut kavminin helakı mesela o bölgedeki ee... şeylerden bahsediyorlar. Yani Lut kavminin ee, o bölgedeki bulunan şeylerden bahsediyorlar. Tam olarak şahısları bulamasalardı böyle işte. E, yıkılıp giden bir şehir, bir medeniyetten yine bahsediliyor. işte. hatta Sodom, Gomorra falan böyle isimler veriyorlar. Hocam bu da çoğaltılabilir. Yani e, Kur'an'ın eski kalimlerle alakalı verdiği şeyler çoğaltılabilir. Hocam şu var. Kur'an-ı Kerim'de başka bir delil. Kur'an-ı Kerim'de kasıtlı olarak hükmü açıklanmayan meseleler. Kasıtlı olarak söylenmeyen meseleler. Bunu çoğaltabiliriz. Hocam şimdi Maide suresinde Allah diyor ki Ey iman edenler açıklandığı takdirde, şimdi ben mealini vereyim. Açıklandığı takdirde sizi sıkıntıya sokacak hususlara soru sormayın. Kur'an indirilirken sorarsanız size açıklanır. Allah diyor ama o, o, açıklamadığı şeylerden sizi muaf tutmuştur diye. Aynısı hocam hadis-i şerifte geçiyor. Dar-ı Kutni'de, Hakim'de, Beyhaki'de geçiyor. Peygamberimiz şey diyor hocam. Yani Allah bir kısım şeyleri helal etti ve harrama eşyaen bir kısım şeyleri haram etti ve sekete an eşyain bir kısım şeylerin hükmünü söylemedi. Min gayri nisyanin unutma olmaksızın bile bile Fela teselû anha oralar hakkında soru sormayın diyor mesela. Allah bilerek bunları açıklamamıştır diye. Ve devamında da şey diyor hocam. Allah size merhametinden dolayı, bu başka bir hadisin devamında, merhametinden dolayı bazı şeylerin hükmünü söylememiştir. Bunu iki şekilde düşünebiliriz hocam. Bazı hükümler şimdi son şeriat olduğu için çok ayrıntılı verirse hocam, kıyamete kadar yaşanmasında zorluk olabilir. Birçok farklı medeniyet, şehir hayatı, köy hayatı, İslam yaşayacak. Zorluk olabilir. Hükümler olarak da düşünebilirsiniz. Ya da hocam, zamanın yanlış bilgilerinin Kur'an-ı Kerim'de aktarılmaması olarak da düşünebilirsiniz. Mesela Sadece şu para çeşidiyle alışveriş yapacaksınız. de i̇şte sizin dediğiniz gibi şehir dediğiniz en fazla 5000 kişilik olur falan filan deseydi bu İslam'ı bir süre sonra yaşayamayacak gibi olurduk falan. Hükümler olarak böyle. Bir de hocam şu da olabilir söylenmeyen anlamında mesela o dönemde yaygın bir kabul var, hatalı ama İslam bunu aktarmıyor ve söylemiyor. Çünkü onun İslam katında eğer İslam gerçek bir din olmasaydı onu da aktarmasını beklerdik. Aktarmıyor. Gerçekten onu söylememesi mucize oluyor yani. Kur'an-ı Kerim'le alakalı bir başka delil çeşidimiz hocam. Kur'an-ı Kerim'in birçok mucizesinin hocam peygamber aleyhisselam zamanında değil de sonradan keşfedilmesi. Şimdi bu da bir mucize. Neden? Hocam bir insan kendi bir çalışma ortaya koysa bütün maharetlerini, o kitabın bütün yönlerini ortaya döküp insanlara anlatmasını beklersiniz. Ama hocam bu saydığımız mucizelerin kaçı peygamber aleyhisselam zamanında biliniyordu? Gözlemle alakalı olan sayısal o, işte kelimelerin uyumu, işte o şeyler, tevafuklu musaflar falan filan bir ya evet. da işaret etmesini beklersiniz falan. Onun döneminde hiç adı geçmiyor hocam. Sonra biz bir buluyoruz. Aa 11'li yazınca şöyle bir şey çıkıyor. İşte matematik sayınca böyle bir şey çıkıyor. Yani kendisi bilip kendisi yazsa bu maharetlerin de anlatmasını beklersiniz. Daha çok insan çekmek için. Ama hiç bunlardan bahsetmiyor hocam. Biz bunu kendimiz buluyoruz yani. Bu da bir Kur'an'ın hak kitap olduğunun, İslam'ın hak din olduğunun, Peygamber Aleyhisselatü hak peygamber olduğunun gerçekten bir delili yani. Hocam bir başka delil Kur'an-ı Kerim'in okunuşundaki tesir buna değindik aslında bir şey arasında. Yani Kur'an'ın sade lafzında bile çok büyük bir tesir var okunuşunda. Bunu hiç Kur'an'a inanmayanlar bile hissedebiliyor. Hiç Arapça bilmese bile o Kur'an'ın okunuşunu dinleyenler. Videosunu atmıştık hatta yani okunuş farkı diye. Cidden onu dinleyenler o farkı hissedebiliyor hocam. Dördüncü bölüm şimdiki konuşacağımız deliller ve İslam'ın genel yapısıyla alakalı deliller. Yani İslam'ın genel yapısına bakarak İslam'ın hak din olduğunu anlamanın delilleri. İlk başta hocam şunu zikrediyoruz. İlahi ahlak sistemine olan bir ihtiyacımız var. Bunu zaten videolarda konuşmuştuk. Yani biz insanlar olarak kendi aramıza bir delil oluşturamıyoruz. Bilgimizin sınırından dolayı cidden hocam kural koyuyor. İşte aile şöyle yapacak. Komşuluk hukuku şudur. Ticari ahlak şudur. önce konuşmuştuk. Ve hocam tam da ihtiyacımız olan ahlak sistemini bize anlatıyor. O kurallar sistemini getiriyor ve sizin o insani susuzluğunuzu, ahlaka olan açlığınızı yani doyuruyor hocam. Ama mesela yine bazı dinlerle bazı inançlarla kıyasladığınız zaman hocam Nedir diyor bu dinin şeyi? Amacı veya ortak koyduğu şey nedir hocam? Şöyle diyor iyi olmak. Bu kadar. E tamam ama bu, bu soruca nasıl ulaşacağım? Nasıl bunun yolu nedir? Sınırları nedir? Nasıl iyi olunur hocam? Bir sert bir adamı sordunuz mu? İyi olmak nasıl olur? işte basacaksın fırçayı sopayı diyor. Diğer bir insan sordu. Yumuşak olmak iyidir diyor falan. Yani herkesin yöntemi farklı. Burada nasıl olacak? Veya hocam hiç İslam olmadığını farz edin. Dünyaya geldiniz. Hani evlilik hukuku nasıl olacak? Yine konuştuk ya başta. Evlilik hukuku nasıl olacak? Ceza hukuku nasıl olacak? Falan filan bir sürü şey çıkıyor ortaya yani. Hocam bir başka İslam genel yapısıyla alakalı değil. İslam hocam geldiği dönemde yani ırkçılığın zirve olduğu ya böyle işte ilk doğan kız çocuk olsa bunu da yanlış anlıyorlar. Bütün kız çocuklarını zannediyorlar. Hayır. İlk çocuğu kız olursa adam bunu utanç vesilesi sayıyor ve onu gömüyor ama ilk e, erkek çocuk olursa sonrasında şey yapmıyor falan. Hocam böyle bir ortamda geliyor. Mesela diyor ki hocam Anne babaya, yoksullara, yetimlere davranacak kuralları koyuyor. Yalan sözden uzak durun diyor. Yetim malı yemeyin, ahde vefalı olun. Anne baba öf bile demeyin. İşte velata ma mafi meşhur. Birbirinizin ayıplarını araştırmayın. Ölçüde tartıda haksızlık yapmayın. Affedin işte zekat verin. İnsanların malları ve haklarını haksız bir şekilde yemeyin, eksiltmeyin. Hanımlarınıza iyi geçin diyor hocam. Aşırı <laughs> bil maruf diyor. Adam hanımı <laughs> insan olarak görmüyor. Kur'an geliyor. Kur'an geliyor. Onlar... Aynen öyle ve hocam işte öfkelerini yutarlar diye övüyor. Kendi evinizden başka evlere izin almadan girmeyin diyor ne bileyim falan. Hocam bu kurallığın pek olmadığı yerde işte mümin erkekleri şöyle gözlerini yumsunlar harama bakmasınlar falan. Genel bir şey iyilik şeyi inşa ediyor hocam ve genel bir sınır koyuyor. Şimdi bir sonraki delil hemen buna bağlanıyor hocam. Ve hocam Kur'an iyi insan olun deyip bırakmıyor demiştik. Hocam bunun yollarını gösteriyor. Hedefe ulaştıracak ara o şey basamakları da gösteriyor. Mesela hocam diyor ki diyelim ki evlilikle alakalı diyor ki hocam. Örnek olarak iyi bireyler yetişecekse hocam iyi aile olması gerekiyor diyor. İyi aile kişilerin görevlerini bildiği ailedir. Yani İslam'ı şeyini söylüyorum. Sonra hocam anne anneliğini bilir, baba babalığını bilir, çocuk çocukluğunu bilir. Çocuk babaya karşı şöyle davranmalıdır, baba oğluna karşı şöyle davranmalıdır, sınırları budur. İşte mal olacağı zaman mesela nasıl yapılmalı, mehir meselesi. Yine şey diyor mesela, çalmayın diyor. Bunu herkes söylüyor, çalmayalım. Hocam bunun yolunu kuruyor. Mesela zekat emrediyor, zenginlere düzenli zekat emrediyor. Ondan sonra hocam e, zıha, mesela kefaretler verilecek hocam hemen işte şey şu fakire şu kadar para vereceksin. Zıhar kefareti, yemin kefareti falan. Yine yani hocam mesela öyle kurallar koyuyor ki işte sonra ceza caydırıcı ceza koyuyor falan filan. Ya işte şey değil suç olsun da ben çok iyi ceza veriyorum değil. Hani koruyucu hekimlik diye. Cidden hocam hastalık olmadan suç olmadan onun yolunu kuruyor. Sonra yine insanız ister istemez hatalar olabilir bir de bunun cezasını koyuyor caydırıcı bir şekilde. Bu sistem içerisinde hocam sadece işte şunu mu zannediyorlar Hristiyan'ta gibi deniz gibi. Yani iyi olun, çalmayın falan filan değil. Bunun yolunu kuruyor hocam. Tam da hak din olduğunu gösteriyor yani İslam bu yönüyle de. Hocam bir başka delil İslam'ın e, yapısıyla alakalı olan bir başka delil. İslam'ın hayata getirdiği açıklama. Şimdi hocam bir sürü felsefi görüş var, bir sürü inanç var deniyor ya işte. Hani bunların hayata getirdiği bir açıklama var. İşte kimi maddeciler mesela işte Diyor ki işte her şey atomdan ibarettir, maddeden ibarettir, işte hiçten geldik, hiçe gideceğiz falan filan vesaire. Veya hocam işte deizmin başka bir açıklaması var, agnostizmin, determinizmin falan filan birçok açıklamalar var. Hocam İslam'ın getirdiği açıklamaya bakıyorsunuz. Şimdi gözümüzü açtık dünyada. Bunu İbrahim suresinin birinci ayetindeki o karanlıklardan aydınlığa çıkaran kitap misalinde Muhammed Ali Sabuni Hazretleri şöyle bir şey söylemiş. Yani İslam dışı fikirlerde karanlık var, İslam dışı fikir çok olduğu için Karanlıklar demiş orada. Cemi kullanmış çoğul. Aydınlığa derken de hocam müfret yani tekil kullanmış. Hocam baktığınız zaman mesela dünyaya geldiniz ben bunu böyle gözümde şöyle canlandırıyorum hocam. Hatta bir arkadaşla konuştuk dün arabadaydım. Şöyle bir canlandırıyorum hocam. Diyorum ki yani e, dünyaya geldik hocam. Her şey aydınlık gibi. Diyorum ki hocam nereden geldim bilmiyorum. Şalter kapanıyor. Gerisi kararıyor. Çünkü bilmiyorum. Hocam, hocam nereye gideceğim? gideceğim? Bilmiyorum. Bilmediğim için hocam ışıklar kapanıyor. ileri görmüyorum. Annem babam hocam gerçek mi bunlar simülasyon mu rüya mı falan filan bilmiyorum. Bilmediğim için şey, iniyor hocam şeyler. Sistem iniyor hocam kapanıyor her şey kararıyor. Bir tek ben kalıyorum hocam simsiyah bir yerde. Hayat aslında İslam dışında böyle bir şey hocam. Hiçbir şeyi bilmek mümkün değil. Hatta şey demiştik biz bir ara. Hani ateizm gerçekten mümkün mü falan filan diye. Aslında İslam dışında durulacak yer hocam. Hiçbir şey bilmiyorum demek lazım. İleride ne olacak? Ben kimim? Nereden geldim? Bilmiyorum demek lazım. İslam diyor ki sana bir kere hak din olduğuna dair delilleri gördükten sonra İslam şöyle bir açıklama da yapıyor hocam. Diyor ki insan diye ayrı bir tür var. Şimdi bilimcilerin böyle bir ayrımı yok. Yani insan hayvanın bir çeşidi gibi falan. İnsan diye ayrı bir tür var. Ona uygun olan kurallar gerekiyor. İnsan başıboş değil. Dünyada yapılanların hesabını ahirette verecek. Şu an teknik ayetten söylüyorum. Dünyadaki diğer her şey hocam insanın hizmeti için yaratılmış. Bunu söylüyor. Bazı hayvanlar binmemiz için yaratılmış. Bazı hayvanlar yememiz için yaratılmış. Hocam karşımızdaki düşman mesela geçen söylemiştik acı çektiğini söylüyor. Yani rüya değil o da senin gibi acı çekiyor. Ona da yaratıyorum diyor acı. İşte ölümsüzlük bulamayacak, ona göre yaşa. İnsanlığın bildiği şeyler, bilmediklerine göre hep daha az. İşte ilk defa yoktan kim yarattıysa sonra o diriltecek falan falan. İslam hocam önünü ardını, hissettiklerimizi vesaire vesaire ne yapmamız gerektiğini aydınlatıyor. Hayata böyle bir açıklama getiriyor. E, bu açıklamayla diğer açıklamaları kıyasladığımız zaman, evet ve hakkin olduğunu ispat edecek delilleri de koyuyor. Hocam şu çok acayip. E, bir sonraki delil buydu zaten. Hayata getirdiklerini söyledikleri açıklamalarla ya sözlü ya fiilde çelişkiye düşüyorlar hocam. Mesela işte ay ilk aldım sizin dediğiniz gibi insan da bir hayvandır. Dünya ve diğerleri insanla hani insan için yaratılmıştır diye bir şey yok falan diyenler. Hocam işte bu düşünceye göre yaşamıyor. Hayvanlar yiyor. Mesela hatta hocam ziyafet yapacağız ama şöyle birçok hayvanı <laughs> kesiyor doğruya şöyle bir ziyafet veriyor falan filan. Ee, buna göre yaşıyor. Hocam ben Allah'a ve meleklere inanmam çünkü gö göremiyorum falan diyenler görmediğim için anlamam diyenler akli delilleri devre dışı bırakanlar. Hocam hiç görmediği halde yine gözlemle ispat edilemeyeceği halde birçok mantıklı gördüğü şeye inanıyor, hayatın gerçek olduğunu düşünüyor. İbûle diyorsa yine evet, ahlak da gözlem dışı bir şey hocam. Şu ayette diyor hocam. Levkanemin indi Allah'tan başkasından gelse Kur'an'da çelişki bulurlardı. E demek ki hocam İslam, e, İslam dışı felsefelerde bu tür görüşlerde mutlaka çelişkiler oluyor, kaçınılmazca. Şey. Ya sözlü işte. ya fiilli. Tabii ahlak problemleri, ahlak problemlerinden de bahsediyoruz. Yani sık, kaç, bu konudan da kaçış yok hocam. Her konuda bu karşımıza çıkıyor. Ve hocam işte hani e, Ted örneğini vermiştik falan ya hocam işte o şeye itiraz ediyor yani. Siz hayvanı yiyorsunuz niye suçlu olmuyorsunuz da ben komşunun çocuğunu yiyince niye suçlu oluyorum falan diyor. Aslında e, iç dünyadaki tutarsızlığına itiraz ediyor onların yani. Ne farkı var diyor yani mesela. Hocam işte yine mesela şöyle çelişkilere düşüyorlar. Hani bahsetmiştik bundan işte Kur'an-ı Kerim geçmiş şeylerden benzer ibareleri anlatınca mesela işte Nuh tufanı falan hepsinde var ibarelerin diyorlar ki olmasa bekleyen hocam Nuh tufanından bahsediyorsunuz yani. Aslında olmaması acayip olurdu. Hocam Kur'an kopya çekmiş falan diyorlar. Bir de hocam şu var buna böyle diyorlar. Sade Kur'an'da geçen meseleler oluyor. Bu sefer de diyorlar ki hocam hani hepsi Allah'tandı niye başka yerde geçmiyor? Hep hocam böyle bir itiraz bazlı sürekli böyle reddeder tarzda işte düzenden Allah Allah'ın yokluğuna gidiyorlar. Biz varlığına gidiyoruz. İşte demiştik kaos olsa yine Allah'ın yokluğuna gidecek. Bu nasıl dünya her tarafta kaos var falan. Hocam her yerden bir çelişki olarak çıkıyor. Kaçınılmaz bir şekilde çıkıyor. Bu da hocam işte İslam dışında olmanın bedeli yani. İslam dışında olduğunuz zaman böyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Akli ve fiili çelişkilerle karşılaşıyorsunuz yani. Hocam hatta bir şey demişti yani mesela. Sana göre diyor özgür irademiz var mı bizim? Yok diyor. Düşen taş nasıl yasalara uymak zorundaysa biz de mecburen hareket ediyoruz falan diyor ama adam suçlulara kızıyor. Yukarıdan bir taş aşağıdaki taşın evet. üzerine düşüyor. O da onu öyle görüyor. Bu adam bunu öldürüyor mesela. Bir şey bir infial oluyor dediğiniz gibi. Yani söylediği sözün lazımı bu yani. Gidip gittiği yer bu aslında dediğiniz evet. gibi hocam. Son olarak bir delil daha bu aslında. Bu şey delil, itibari bir delil. Hakiki delil değil. Hocam bütün bu delillerin aynı anda İslam'da bulunması da bir başka delil. Yani mesela tek bir delil falan yok. Hocam bütün bunlar mesela düşünün bir peygamber çıkıyor, o peygamber iddiası birisi çıkıyor, o hayatı yaşıyor, hocası yok, bu ilimleri ortaya koyuyor, 23 sene boyunca yine indiğini söylediği kitapta ya matematik uyumu çıkıyor, yani boğazını söylediğimiz ahlak oturtuyor, böyle bir tesir yapıyor, bu kitabın üstü bu, kendi üslubundan farklı. Hocam bütün bu delillerin aynı anda böyle İslam, İslam, İslam diye bağırması bir de bir başka delil. Yani bütün delillerin aynı anda bulunması bizi insafen şey yönlendiriyor. Hocam diyor, dur bir dakika burada bir şey var diyoruz yani. insan üstü bir müdahale görüyoruz yani. Müseyleme örneği verilir. Mesela müseyleme sahte peygamber olarak ortaya çıktığı zaman mesela zorlanacağını düşündük kişilerden tam sen bugün... Bu hocam bir de şöyle bir delil eklemiş bir arkadaşlar. Batıl sistemler hocam, batıl kişiler kendi üyelerinin, kendi inananlarının, muhataplarının falan cahil kalmasını ister ki hataları ortaya çıkmasın diye. Hocam İslam tam tersine sürekli hocam öğrenmeye, işte ilme, araştırmaya, delile falan teşvik ediyor. Hatta ilimli olanlarla ilimsiz olanlar bir olur mu? işte gibi böyle övmeler yapıyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da falan. Hep alim olmak, çalışmak, okumak. Hocam sahte bir sistemin açıklarını iyi okuyanlar daha iyi anlar. Ama bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bundan korkmuyor hocam. Diyor ki öğrenin, okuyun, araştırın, ne? akli ilimler, şey ilimleri falan teşvik ediyor. Bu da tabii ekstra bir tane yani tuz biber delili diyoruz bunlara. Yani diğerleri akli, bunlar şey ekstra olanlar. Ve İslam sürekli hocam bundan korkmadan muhataplarını, inananlarını sürekli her ilimde mümkünse gelişmeye davet ediyor. Bu adamlar hocam şey de diyebilirdi hani diğerleri gibi. Delili yok. Hani o şekilde inanabilirsiniz. E, ee, inanırsanız inanırsınız. Akumanıza gerek yok falan filan. Hakikaten Hocam son olarak da bütün delillerden hariç olarak İslam'ın o etkisinde konuşmuştuk ya. Şunu da yana ekleyebiliriz. Ee, mesela hocam en büyük organizasyon dünyada aynı anda yapılan fiil olarak. Aynı yerde aynı anda. Hac hocam. Hocam kaç milyon kişi aynı anda sabah namazında bir Allahu Ekber sesiyle eğiliyor. Bir Allahu Ekber sesiyle secdeye gidiyor. Ya yani o şekilde bir namaz kılıyor. Bu da hocam İslam dışındaki insanların bayağı bir zoruna gidiyor. Yahudilerin özellikle bayağı bir zoruna gidiyor. Yani tek seste tek kıbleye böyle o 5 milyon kişinin hocam aynı anda elip kalkması ve o organizasyonda bulunması. Haç işte onların diliyle söylüyorum vesaire falan. İşte İslam hocam bir de bunu da söylüyor. Yani dağılmayı, tek kalmayı değil de hocam böyle toplu olmayı, beraber hareket etmeyi, bir birlik olmasını söylüyor. Hocam işte daha bunlar çok konuşulabilir. Yani İslam'ın hak din olduğunu İmam Gazali Rahim Allah'ın söylediği gibi hani sınırlanacak, sayılacak, bitirilecek bir tarafı yok. E, herhangi bir yerden farklı farklı deliller getirilebilir, yorumlara yazılabilir. Ben bu şu böyle şeyleri ekliyorum çalışmalara. E, biz bunu böyle bu şekilde gruplandırmaya çalıştık. Allah tesirini har kalesin.